Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cemaat ve tarikatlarla protokol yapıldığını itiraf etmesinin ardından muhalefetten tepki geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız diye sordu. Çok hoşunuza gidecek bir şey daha söyleyeceğim. Bunların içerisinde sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerden dolayı, bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Siz 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız? Meclis Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öyle bir itirafta bulundu ki eğitime cemaat ve tarikatlar eliyle yön verildiğini ortaya koydu. Üstelik bunu protokollerle yaptıklarını söyledi. Bunların içerisinde sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerden dolayı, bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz. Üstelik Tekin yetmedi, bir de protokolleri savundu. Cemaatlerin çocukların dağa çıkmasını önlediğini ileri sürdü. Çok hoşunuza gidecek bir şey daha söyleyeceğim. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı şu anda 2023 yılı itibariyle geçerli 2709 tane protokolümüz var. Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocuklar dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu duruma tepki gösterdi, Erdoğan'a seslendi. Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı meclis kürsüsünden anayasaya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan, bu bakanı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin. Özel videolu yayınladığı mesajında da ordu içerisindeki cemaat ve tarikatleşmeye dikkat çekti. 15 Temmuz'u hatırlattı. 15 Temmuz'da Atatürk'ün resmini savunanlar değil, Atatürk'ün resmini takmak istemeyenler, Atatürk'e husumet duyanlar, Atatürk'ten nefret edenler darbeye kalkıştı.